Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız. Karayolları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yol İş Sendikası arasında 19. dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, toplu iş sözleşmesindeki tarafları kutladığını söyleyerek neticenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Türkiye'yi küresel lojistik güç yapmak, taşımacılıkta lider konum ulaştırmak adına tüm ulaşım modlarımızın uluslararası standartlara ulaştırılması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu çabanın en büyüğünü de siz işçi kardeşlerim gösteriyorsunuz. Akıttığınız alın terinin, emeğinizin karşılığını alabilmeniz için gösterdikleri gayretlerden dolayı toplu iş sözleşmesine taraf olan Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü kamu işverenleriyle Türkiye Yol İş Sendikalarını kutluyor. Neticenin tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum. Son 19 yıldaki yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Kara İsmailoğlu, 2023 ve 2035 yılı hedefleri hakkında da sayısal verileri paylaştı. Kara İsmailoğlu ayrıca Çanakkale Köprüsü'nü hizmete açacakları tarihi de söyledi. Son 19 yılda bölünmüş yol uzunluğumuz 6100 kilometreden 28260 kilometrenin üzerine çıkardık. Hedefimiz 2023 yılında bölünmüş yol uzunluğumuzu 29.500 kilometrenin de üzerine çıkarmak. 1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu da 1809 kilometre daha ekleyerek 3532 kilometreye ulaştırdık. Yap işlet devlet modeliyle 2023 yılına kadar toplam 6 proje ile 620 kilometre ve 2035 yılına kadar da 13 proje ile 3726 kilometre daha otoyol yapmayı hedefliyoruz. Tekirdağ Malkara, Çanakkale Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü inşaatımız hızla devam ediyor. 18 Mart 2022'de inşallah Çanakkale Köprüsü'nü bütün ülkemizin ve dünyanın hizmetine sunacağız. Ülke tarihinde bir ilk olarak Karayolları Genel Müdürlüğü'nde toplamda 9417 taşeron işçinin daimi kadroya geçtiğini ifade eden Kara İsmailoğlu, Türkiye işçisinin emeğiyle, milletinin azmiyle kalkınacak dedi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde ülke tarihinde bir ilk olarak 29 Nisan 2015 tarihli protokol ile 6417 işçi kardeşimiz, 5 Nisan 2016 tarihli ek protokol ile de 3500 işçimiz olmak üzere toplamda 9417 taşeron işçisi daimi kadroya geçmiştir. Ayrıca ücretlerinde de ciddi iyileştirmeler yapıldı. Bugün imzalanacak ve 19541 arkadaşımızı kapsayan 19. dönem işletme toplu iş sözleşmesindeki hem ilk 6 ayda %12'lik ücret artışı hem de devam eden dönemlerdeki artışlarla enflasyona karşı çalışanlarımızın ezdirilmemesi sevindirici. Her zaman vurguladığımız gibi Türkiye işçisinin emeğiyle, milletinin azmiyle kalkınacak.